Tüm dünyayı soyan fenomenin hikayesi. Ön sipariş süresi bitti. Doğrudur. Bu gördüğünüz adamın adı Raymond Abbas. Ya da internetteki adı. Oo, mekana bak lan. Leyla Haşpapi. Dışarıdan baktığınız zaman Raymond inanılmaz varlıklı, havalı, zengin bir adam gibi gözüküyor değil mi? Aslında gerçekten de öyle. Kendisi bir multimilyoner. 300 bin dolarlık Rolls Royce, 200 bin dolarlık Ferrari dahil ol... Paraya bak amına koyayım. ...olmak üzere onlarca lüks aracı var. Abi şu rengi çok seviyorum. Bak, arabada değil. Kıyafette şu fosforlu lime mi oluyor artık? Ne, fosforlu sarı mı oluyor? Fosforlu yeşil mi oluyor? Şu rengi çok seviyorum ya. Vallahi çok seviyorum. Çıtlak ve hafif parlak. Tam bu renk gibi olacak yani. Arabada falan güzel olmaz da hani kıyafet işte ondan sonra ne bileyim saatinin mesela şeyi etrafı o renk falan güzel oluyor yani. Uzay jetlerle seyahat ediyor. Jetinde biraz kestirip dinlenmek istediğinde binlerce dolarlık bir Louis Vuitton örtüyle örtünüyor. Bu... mesela kardeş ne kadar zengin olursam olayım. Biraz saçma geliyor bana yani. Ne kadar zengin olursam olayım şu örtüye ne gerek var la? Alırım bak şunu da köy evlerinde bulunan yorgan. Battaniye ve yorgan. Bak şu zaten klasik köy evi şeyi. Bunu hani bunu da uçakta hadi olmasın tamam bak. Bu hadi uçakta bu olmaz. Hani bir misafirin olur bir şeyin olur bu olmaz tamam mı? Bunu geçtim. Bu olmaz ama şu olur. Nerede o? Köy evlerinde bulunan battaniye. Köy evleri diye bilerek yazıyorum çünkü diğer türlü ne diye aratacağımı bilmiyorum da. Bu şu herkesin evinde olan battaniye var ya şu. Şu kardeşim. Bu neyinize yetmiyor ya? Hadi bu olmasın düz olsun yani hani bak bunlar falan güzel yani kardeş. Babaannelerin evinde bulunur. Hani şu da olur yani hadi bu olmasın düz mavi kırmızı. Markanın olunca ne oluyor ki yani yorgan lan bu. Örtü amına. Binlerce dolarlık bir Louis. Benzemiştim hatta bu adam da akıllı bir adamsa bu milleti dolandırmış falan diyorsunuz. Aptal insan milleti dolandıramaz. Çakma alıyordur amına koyayım. Düşünsene adam şeyden iniyor jetten iniyor jetten inen adama. Jetten inen adama. Kim diyecek çakma var mı ne koyayım? Kimse demez ki. Oğlum adama bak lan yorganını bile Louis Vuitton alıyor kardeşim der. Louis Vuitton örtüyle örtünüyor. Dubai'nin en iyi penthouse'larından birinde yaşıyor. Ama onu bu videoya konu yapan... Altıda ne gerek var ki böyle şeylere ya? Mal varlığı değil. Bu mal varlığını nasıl edindiği. Görünen çerçevede Raymond Abbas ya... Portakal suyu kardeşim. Herkesin onu tanıdığı Instagram adıyla Haşpapi bir emlak yatırımcısı. Ve 2.7 milyon takipçisiyle bir Instagram fenomeni. Bu mal varlığını nasıl edindiğine gelecek olursak yine Haşpapi'nin kendi iddialarına göre tüm bu sayıda tırnaklarıyla kazıyarak yaptığı akıllıca emlak yatırımlarıyla kazanmış. Onu Nijerya'daki bir araba yıkamacısının... Tipi bile değişmiş oğlum adamın la. Yaptığı akıllıca emlak yatırımlarıyla kazanmış. Onu Nijerya'daki bir araba yıkamacısından Dubai'deki penthouse'lara... Özel jetlere götürecek kadar her gün canla başla çalışarak. Adam kıyafetine göre araba değiştiriyor lan. Raymond'ın hayat hikayesi. Benzemiştim bu adamda mafya mufya bir işler vardır arkadaşlar fazla ileri geri konuşmayalım. Türkiye'de ayağı varsa vurdurur vallahi topuklardan. Ve mal varlığı da değil. Önemli olan Raymond Abbas'ın hikayesinin nasıl son bulduğu. Ha, son bu bulmuş. Kadar başarılı bir adamın hayat hikayesi. Dubai'de verdiği lüks bir partiyi FBI'ın basmasıyla neden sonlanır? Sahiden böyle bir adamı neden FBI tutuklar? Nijerya'nın en başarılı influencer'ı neden FBI tarafından tutuklandı? Aslında başarılı emlak yatırımcısı, Nijerya'nın gerçek prensi Haşpapi'nin anlattığı hikayesinin bir de anlatılmamış, gerçek ve karanlık bir tarafı var. Bak. Futbol kulüplerinin, şirketlerin ve hatta koca bir bankanın parasını, masum insanların umutlarını ve emeklerini kaybettiği bir hikaye. Bu karanlık hikayeyi bulmak ve cevaplanmamış tüm soruları bir yanıta kavuşturmak için Raymond Abbas'ın çocukluğunu, gençliğini, her şeyin başladığı yere, Nijerya'ya gitmeliyiz. Bu Raymond Abbas'ın hikayesi. Gerçek bir Nijeryalı prens. Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Adamsın kardeş. Fakat videoya geçmeden size bir oyun vay, vay, vay. World of Tanks. Muhtemelen fallerde bileniz tanız. Güzel oyun bu arada. Şimdi de Ghost'a gidiyorum. Raymond, 11 Ekim 1982 tarihinde Nijerya Lagos'ta taksi şoförü bir baba ve seyyar ekmek satıcısı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin mesleklerinden anlayabileceğiniz üzere çok da varlıklı bir aileye sahip değildi.
Ona dışarıdan bakan herhangi birisi doğduğu ülke ve ailesinden yola çıkarak onun ileride bir milyardere dönüşebileceğini hayal etmezdi. Ama baksana şu an zaten şu kıyafette biri benim karşıma gelse bu adam milyarder derim zaten. Kıyafet zaten belli amına hani para babası hayatı bırakmış. Çalışabilecek kadar büyüdüğünde Raymond bir araba yıkamacısında çalışmaya başladı. Evet, kendinden yıllar sonra milyarder Gucci ustası olarak bahsettirecek bu adam gençliğinde bir araba yıkamacısında çalışıyordu. Fakat aklında her zaman farklı planlar vardı. Araba yıkamacısından arta kalan zamanında kazandığı parayla yaşadığı şehir olan Lagos'un pahalı markaların sahte kıyafetlerini satan dükkanlarından bak dedim size sahte kıyafet bak! Dediği kadar kıyafet alıyor ve bunları daha lüks bölgelerde kıvrak zekasını ve iletişim yeteneğini kullanarak satıyordu. Raymond'ın dili ona milyar dolarların kapısını açacak anahtardı. Ama o yaşlarda farkında olmadan bu ay izlemiş ha izledim oğlum ondan dolayı. Oğlum bak bunları duyuyoruz çevremizde şeyde falan. Mesela isim vermeyeceğim şey falan filan. Mesela burada da böyle çakma kıyafet satan yerler var. Hani anlatıyorlar. Diyor ki mesela arkadaşım anlatıyor. Gerçekten arkadaşım anlatıyor bu arada. Kadın mesela geliyor. Baba son model Range Rover gözlük. Hani kadın zengin belli anladın mı? O kadın iniyor mesela. Çakma çanta alıyor mesela. Ama bunlar şey replika değil. Böyle atıyorum. Markanın orijinal ürünü 30 bin lira ya. Bu mesela 15 bin lira. Birinci kalite replika. Kadın gidiyor mesela en son kalite replikalardan mesela normalde o çantadan bir tane alınabilecek paraya 3 tane alıyor. Öyle yapıyor. Şimdi o kadın zaten o arabadan indiği zaman millet diyor ki ulan adına bak nasıl giyiniyor diyor. Yani çakma demez kimse. Onlar da o yüzden yapıyor. Sen de mi? Ben marka takıntım yok benim ya. Al bak. Ne zaman benim burada marka bir kıyafet giydiğimi gördünüz lan. Hiç öyle bir takıntım yok benim ya. Çakma da mesela hiçbir zaman almam. Ne yapacağım? Çakma alıp ne geçecek ki elime oğlum? Ya burada şimdi ben mesela yayın yaparken burada Gucci yazsa ne değişiyor benim hayatımda? Ben bir Rolex taksam gerçek olsa bile herkes çakmadı. Ben Gucci dışında giyinmem. Bizim tek markamız Abdullah Kiyalı. Aynen öyle kardeş. Gereksiz bence ya. O sırada formu arayan Mert. Kimse ne yapmış? Çevremizde öyle bir şey yapan yokmuş arkadaşlar. Formayı sorduk. Ya şimdi forma farklı bir şey kardeşim. O harbiden farklı. Şimdi ömrümde bir kere maça gideceğim. O maça formayla gitmek istedik. Ya şimdi o forma yani o kadar para verilir mi ya kardeşim? Ama zorunlu olarak vereceğim. Yapacak bir şey yok. Artık nereden alacaksak alacağız. Yipe'ye de söz verdim bir de salak gibi amına koyayım. İki kişiye forma alacağım yani. Verilir tabii yazıyor bak çakal. Söz verdik bir de Yipe'ye. Yeteneğini ikinci el kıyafet satın. Hangi takım? O şeye gidiyorum lan. Manchester City vs Inter miydi? Şampiyonlar Ligi finale finale. Vlog çekebilirsek çekerim. Yaptığı tüm bu işlerden arta kalan zamanındaysa Nijerya'da yeni yeni açılan internet kafelerde takılıyordu. Ve bu da bir devrin kapanıp bir devrin açılmasına sebep oldu. Bir de eli kalan imza değil atarsa. Mi? İnternet kafelere ilk başta günlük hayatının stresi ve iş yorgunluğunu atıp sanal alemde biraz gezinmek için gidiyordu. Sadece dünyanın öbür ucundan insanlarla tanışmak, iyi vakit geçirip biraz kafa dağıtmak için giden Raymond gittiği aynen her atar. Kafede... Kaydedin, kaydedin arkadaşlar. Kaydedin, ben o formaya imzayı alacağım. Yüpe kardeşimle yürürken, Yüpe böyle mesela Haaland'ı gördük ya bir yerde, onu biz gizli bir yerde yakalarız. Haaland'ı gördüğümüz gibi, Yüpe böyle düşmüş gibi yapacak. Yüpe düşecek, Haaland, Haaland diyecek, yerde titremeye başlayacak tamam mı? Haaland, Haaland diyecek, oh my god, guys, help us, help us, help us diyeceğim. Haaland, please bro, please diyeceğim. Haaland ondan sonra görecek, Yüpe'ye doğru koşmaya başlayacak. Oh my god. He loves you so much. He loves you so much. Oradan muhabbeti kurduk mu Yüpe diyecek Haaland. Haaland, Haaland yapacak. Orada imzayı aldık mı tamam o iş bitti. Ve de bir şey fark etti. Gittiği her internet kafede tıpkı kendisi gibi büyük hayalleri olan genç Nijeryalı bir grup insan kafeye onun gibi düzenli olarak geliyor ama ondan farklı bir şey yapıyorlardı. Onun gibi tanışma sitelerinde zaman harcamaktansa gizlice bir şeyler çeviriyorlardı. Raymond ise ne olduğunu öğrenmek için can atıyordu. Ve bu vesileyle Nijerya'daki internet kafelerde takıldığı sürede yeni ve tehlikeli bir insan grubuyla tanıştı. Yahoo çocukları.
Nijerya'da bulunan, internette işlenebilecek kaç çeşit dolandırıcılık suçu varsa hepsini işleyen Nijeryalı gençler. Phishing, ATM soygunları, bunlar şey, arkadaşlar banlık hiçbir şey yok, saçmalamayın. Kart kopyalama, sahte siteler, sahte mailler, hacker grubu, aklınıza ne gelirse. Hepsi Nijerya'daki Yahoo çocuklarında vardı. Ve hepsi Nijeryalı bir gencin hayal edemeyeceği paralar kazanıyorlardı. Raymond da hayalleri için bu gençlerle çalışmaya başladı. Artık her gün araba yıkamacısındaki işinden çıkıyor ve kıyafet alım satımla uğraşmadan doğrudan internet kafeye girip dolandırıcılığa başlıyordu. Her mailde farklı bir hikaye yazarak kolay para kazanma ümidi olan insanları kandırıyordu. Ne maili diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Daha önce mail kutunuza Nijeryalı bir prens olduğunu, mirasını yurt dışına aktarmak için sizi seçtiğini söyleyen veya size miras kaldığını söyleyen desin gelmiştir ya. Ya da şifrenizi ele geçirdim ve uygunsuz görüntülerinizi çektim. %100 gelmiştir. Bu sahte maillerin hepsini Raymond ve arkadaşları yazıyordu. Günde on binlerce kişiye sahte mailler yollayıp onlara gönderdikleri tuzak linklerle veya yazdıkları sahte hikayelerle onların paralarını çalıyorlardı. Mesela ne kadar değişik bir çanta. Fakat bir problem vardı. İşler yavaş ve gizli işlemek zorundaydı. Çünkü Nijerya hükümeti uluslararası alanda dolandırıcılıklarla anılmaya başlandığından internet kafelerde, sokakta, restoranlarda laptop ve telefon kullanan, yeterince bir Yahoo çocuğuna benzeyen kişileri doğrudan infaz edecek veya işkence yapacak SARS yani anti soygun timleri kurmuştu. Bu yüzden internet kafelerde dolandırıcılık yapan Raymond ve arkadaşları dikkatli olmak zorundalardı. Ya da göçmek. Yoksa ölebilirlerdi. Allah Allah, o ne la? Tarihler 2014'ü gösterdiğinde Raymond bu işlerden fazlasıyla para kazanmış, eski köklerinden ve arkadaşlarından, ailesinden sıyrılmıştı. Ama anti soygun timleri yüzünden her an ölümle burun burunaydı. Nijerya'da olmak onun için tehlikeliydi. Bu yüzden hayallerinin peşinden Malezya'ya, Kuala Lumpur'a gitti. Kuala Lumpur'a ayak bastığı an artık Raymond Abbas gitmişti. Çünkü artık parası vardı. Çünkü artık fazla para kazanabileceği bir dolandırıcılık işi vardı. O yüzden Hush Puppy'ye dönüştü. Hush Puppy. 3 yıl önce Instagram'da aldığı nickine. Malezya'da olmak o ve arkadaşları için muazzamdı. Çünkü artık dolandırıcılıklarını daha rahat yapıyorlar ve elde ettikleri parayı artık rahatça, hiç çekinmeden daha rahat gösteriyorlardı. Kuala Lumpur, Hush Puppy'nin, Raymond Abbas'ın gerçekten var olduğu, hayallerini yaşadığı bir yere dönüşmüştü. Artık daha rahat hareket ediyor ve daha rahat dolandırıcılıklar yapıyordu. O Kuala Lumpur'da insanları sahte maillerle dolandırıp parasıyla bir Versace mağazası... Kıyafet alırken bile alkol içiyorlar kardeşim. ...odasında parti verirken Lagos'ta, Nijerya'da tıpkı... Abi odası mıymış? Evinin odası mıymış? ...parasıyla bir Versace mağazasında parti verirken... Vaa! Mağazada parti veriyormuş adam lan! Lagos'ta, Nijerya'da tıpkı onun gibi başka bir Yahoo çocuğu polis tarafından kafasından vurularak öldürülüyor. Wow. Aldığı akıllıca kararlarla arkadaşlarıyla rüyalarındaki gibi hayatlar yaşıyorlardı. Ama Kuala Lumpur'dan hızlıca sıkıldılar. Çünkü o kadar fazla paraları vardı ki yapacak bir şey bulamıyorlardı burada değil mi? Malezya'da yapılabilecek en lüks şeylerin hepsini yaptılar. Ve yapacak hiçbir şey kalmadığında Dubai'ye taşındılar. Raymond, Dubai'ye adımını ilk attığında artık Nijerya'da araba yıkayan... Nusret'e bir uğramıştır baba bak. İkinci el kıyafet satan çocuktan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Dubai'ye adımını attığı an, Hush Puppy'ye, bir Instagram influencer'ına dönüşmüştü. Dubai'de bulunduğu süre boyunca her gün lüks araçlarla, kaldığı lüks apartmanlarda fotoğraflar çekiniyor ve klişe girişimci sözleriyle bunları paylaşıyordu. Hatta diğer influencer'larla sık sık kavga da ediyordu. Her zaman söylerim, rüyalar ne kadar güzel olurlarsa olsun, eninde sonunda bir rüyadan uyanırsınız. Raymond, Dubai'de rüya gibi bir hayat yaşarken, artık o rüyadan uyanmasına az kalmıştı. FBI basacak. Tüm dünyayı soyan ve artık dolandırıcılık taktikleri bankalara, futbol kulüplerine kadar giden Yahoo çocukları, elbette sadece Nijerya'da kurulmuş anti soygun timleri tarafından aranmıyordu. İşin içine FBI da dahil olmuştu. Ve çok uzun süredir araştırmalar yapıyorlardı. Hatta yer yer Amerika'da bulunan Yahoo çocuklarını da yakalıyorlardı. Örneğin daha önce dostum Charmkali'nin videosunu yaptığı Graham ve Xavier'de... Haa biz izledik böyle de. ...birer Yahoo çocuğuydu. Ama asıl ha, onlar da Yahoo çocuğuymuş. Nijerya'daki dolandırıcılardı. Çünkü yokluk içinde büyüyen Nijeryalı gençler çareyi kolay parada, dolandırıcılıkta bulduğundan
ölüm riskine rağmen biri biterken diğeri başlıyordu. FBI yaptıkları araştırmalar sırasında 2019'da Hush Puppy'nin iki arkadaşını rastladı. Momfa ve Mr. Woodbury. Kısa süren bir operasyon sonrası yakalanan bu iki arkadaş tüm dünyanın bir soru sormasına sebep oldu. Hush Puppy de bir dolandırıcı olabilir miydi? Araba yıkamacısından nasıl milyonlara ulaşmıştı? Ya ulaşır da hikayesini çok güzel görmek lazım yani hani. Ulaşıp hiçbir şey yapmadan düzgün bir şekilde ulaşan da vardır. Ama işte böyle ulaşan da vardır. Bir şeyler doğru değildi ve örtüşmüyordu. FBI tarafından Hush Puppy yani Raymond araştırıldığında hiçbir emlak işinde adının geçmediği bulundu. Daha önce hiç emlakla uğraşmamıştı. Hiç uğraşmamıştı. Kazandığı parayı hiç vergilendirmemişti. Daha doğrusu devlet kayıtlarında daha önce hiç para kazanmamıştı. Raymond hiçbir iş yapmadan resmen bir işsiz sıfatıyla tüm bu servete erişmişti. En az onun kadar lüks bir hayat yaşayan arkadaşlarının da yakalanmasıyla şema ortaya çıktı ve FBI peşine düştü. Ama Raymond olacakların farkında değildi. 37. doğum günü. Niye Modric'i görünce bu kadar şaşırıyorsunuz oğlum? Modric niye fotoğraf çekilemiyor mu adamın? Normal bulmuş fotoğraf çekilmiş lan. Geldiğinde her zamankinden farklı hiçbir şey yoktu. Hush Puppy her zaman yaptığı gibi gün içerisinde yaşadığı her şeyi Instagram'ında paylaşıyordu. Farkında olmadığı FBI'ın FBI peşinde ve yaptığı şeyleri izliyor olduğu. Her şeyin farkındalardı. Adım adım Hush Puppy'nin ensesindelerdi. Ve onu yakalamak için ihtiyaç duydukları her şeye sahiplerdi. Çünkü Instagram'ında her şeyini paylaşmasının yanı sıra gerçek e-mail ve telefon numarasını da paylaşmıştı. Polis tüm bu bilgilerden onun doğum gününü doğruladığında 37. doğum günü baskınına hazırlardı. Operasyon sonucu o gün Dubai'de olan Hush Puppy'nin tüm arkadaşları... Ya bu adam benzi bir şey değil mi? Benim tahminimce influencer'la soyunmasa, böyle gizli gizli kendi hayatını yaşasa bu adam hala serbestti. Yakalanmış belli. Arkadaşları ve ayrıca 11 farklı dolandırıcı yakalandı. 47 telefon, 7 milyon dolarlık araba ve 40 milyon dolar nakit parayla geçti. Wow. Hush Puppy Amerika'ya transfer edildi ve Amerikalı şirketler başta olmak üzere tüm dünyayı 500 milyon dolar dolandırdığı için 11 yıl hapis cezası aldı. Boşuna dememişler. Çıkarma. Dünyaya gönül kaptıran onun şu 3 zararına uğrar. Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Çıkar lan mamına koyayım. 11 yıl ne oğlum? Bu adam çıkar oğlum. Paraları da gömmüştür. Ben istemiştim mi? Çıktığı zaman mis gibi hayatına devam eder büyük ihtimalle. 11 yıl mı 11 yıl da yatmaz büyük ihtimalle ya. En iyi gününde yakalamışlar ama bir tane video vardı ya. Çocuk 18 yaşında küçük diye suçlanamıyor. Ondan sonra 18. yaş doğum gününde polisler basıyor pastayı şöyle alkışlatıyorlar. Neydi o? Neydi o video? Ne yazsak çıkar? 18. yaş doğum günü partisi fikirleri mi? O ne demekmiş da? 18. doğum günüm. Doğum günü vlog yaş 16. 17. doğum günü partim. Legal olmaya 1 yıl kaldı. Burç yorumlama. Falan da yapmayı düşünüyorum. Değişik değil. 18. yaş doğum günü yazdım. Partisi fikirleri çıktı ya. 18 yaş doğum gününde baskına uğrayan velet. Şöyle alalım da. Yok. Bunun linkini bir atın bana ya. Foi conduzido para delegacia pro fundo. É um pedaço parabéns pra ele, né? Parabéns pra você. Amcık bir de koladan içiyor amına koyayım. Yapşak ya. Amına koyayım ya. Bak iyiydik ya. Haydi. Arkadaşlar oyun vakti. Bugün Tulumbo Galeri olarak yeni bir araba videomuza müzik ekledim. Bir dakika.